Bu oturumumuzda harmanlanmış öğrenme veya ed puzzle uygulaması üzerine soru cevap yapacağız. Sorularımızı cevaplayacak hocamız Doktor Oğuzhan Nacaroğlu olacak. Biz de özellikle ed puzzle uygulaması üzerine sorular soracağız. İlk önce Can hocama sözü bırakıyorum. Buyurun Can hocam. Teşekkürler hocam. Öncelikle Oğuzhan hocam sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendi açımdan çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da kullanmayı da düşünüyorum bu sunumdan sonra. Benim şöyle bir sorum olacak. 1 GB'lık kotadan bahsetmiştiniz. Bu 1 GB'lık kota her editlediğimiz video için geçerli? Yoksa genel toplam 1 GB'lık yer mi veriyor size? Yani bu zamana kadar sürekli paylaşacağımız videolar için 1 GB mı veriyor yoksa her edit için mi 1 GB veriyor? Ben teşekkür ederim Can Hocam. Şöyle 1 GB'lık kota veriyor. Tabii bunu arttırılabiliyormuş. Ama normalde her edit ettiğimiz video için 1 GB'lık bir alan istiyor bizden. Yani bu da işte aslında yani ters düz öğrenmenin veya harmanlanmış öğrenmenin temel mantığında öğrencileri yormayacak. Yani bir konuyu anlatırken böyle saatlerce video yerine öğrenciye net bir şekilde özellikle kavrama ve anlama basamağındaki bilgileri aktaracak şekilde ki daha sonra sınıf içi ortamlarda üst düzey etkinlikler yapabilmek noktasında böyle 8-10 dakikalık veya işte 10-15 dakikalık videoları tavsiye ediliyor. Bu da tabii ki 1 GB'lık süre olarak kısıtlanmış. Hocam. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Evet, Oğuzhan hocam Melek Hoca ile devam edeceğiz. Hocam öncelikle teşekkür ederiz bu eğitici sunum için. Ben bu sanal sınıf uygulamasını derslerde hangi aşamalarda kullanırız diye bir soru soracaktım ama sunum içerisinde zaten ölçme, değerlendirme ve ders anlatım aşamasında olduğunu ifade ettiniz. Bir soru daha ekleyeceğim. Videoya soru ekliyoruz ya, doküman da ekleyebiliyor muyuz? O şekilde bir imkanımız var mı ya da öyle bir sekme var mı? Yani bir soru değil de mesela videonun sonunda açık uçlu ya da çoktan seçmeli bir test ekleme ya da paylaşma imkanımız var mı bu programda? Hocam bu programda videonun üzerine sorular açık uçlu çoktan seçmeli sorular ekleyebiliyoruz. Bir de üçüncü basamak olarak not kısmı vardı hocam, orayı geçtim. Notlar da ekleyebiliyoruz. Yani böyle oraya vurgu yapmanızı isteyeceğiniz notları da o kısmı o şekilde ekleyebiliyoruz. Ama direkt oraya döküman olarak yüklemiyoruz. Teşekkürler hocam. Rica ederim hocam. Yani ayrı bir PDF dokümanı tarzında veya Word doküman tarzında bir sistem değil de oraya not yazabiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet hocam, o şekilde. Bu üçüncü soru ya da üçüncü sıradaki kişi bendim Oğuzhan Hocam. Ben sorayım sorumu. Bu şimdi tabii uzaktan eğitimle birlikte bu araçlar uzaktan öğrenme araçları da diyebiliriz. Veya Web 2.0 araçları diye de geçiyor. Yani Edpuzzle Web 2.0 araçları içerisinde de gösteriyorlar. Evet hocam. Bu tür araçlar rın kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani acaba uzaktan eğitim olduğu için mi ya da uzaktan öğrenme olduğu için mi? Çünkü hani siz de sunumda söylemiştiniz uzaktan eğitim mi diyelim, uzaktan öğretim mi, uzaktan öğrenme mi? Ben daha çok o distance learning gereği uzaktan öğrenmeyi kullanıyorum. Çünkü bir de yapılandırmacı felsefe gereği öğrenci merkezli olsun dediğimiz için hani öğreten değil de öğrenen kısmını daha ön planda çıkartıp uzaktan öğrenme kısmına daha fazla vurgu yapıyorum. Dolayısıyla bu uzaktan öğrenme kısmında mı acaba bu tür araçlar şeydir, faaldir veya etkindir veya işte şu anda kullanımı modadır öyle diyebiliriz. Yoksa gelecek anlamda yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman da bu tür araçların kullanımının artacağını düşünüyor musunuz? Evet hocam, düşünüyorum. Çünkü bu harmanlanmış öğrenme veya ters düzey öğrenmedeki temel mantık aslında her öğrencinin öğrenme hızı birbirinden farklıdır, aynı değildir. Yani öğretmen bir sınıfta konuyu anlatırken her öğrenci aynı hızda öğrenemiyor. Ve bireysel farklılıklardan dolayı öğretmen kendi videosunu çekip de sorular veya bu açık uçlu sorularla Edpuzzle uygulamasından videoyu gönderdiğinde öğrenci kendi öğrenme hızına yönelik bu videoları öğrenecektir. Tabii ki ben bu teknolojinin giderek daha fazla gelişeceğini, farklı web araçlarında ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ve bu süreçte de sadece uzaktan öğrenme kapsamında bunlar değerlendirilmeyecek. Okul ortamında da daha çok öğretmenin rehber olduğu, tabii ki bu öğretmene geçen hafta konuştuğumuz gibi öğrenme kültüründe farklı görev ve sorumluluklar da yerine getirmesi gerekiyor öğretmenin. Ve farklı bu şekilde rehber konumunda ders içi uygulamalar kapsamında da bu web iki araçlarının kullanımının yaygınlaşacağını düşünüyorum Oktay Hocam. Evet. Bu şey Melek Hoca'nın ilk soruyu sorarken kendisi cevaplamıştı ama sizin ilave şeyiniz var mıydı?
bu derslerin hangi aşamasında kullanılabileceğine dair? Hocam tabii ki bu videolar üzerine sorular ekliyoruz. Daha çok işte formatif değerlendirme diyelim. Öğrencinin işte o videodaki sorulara verdiği cevap ve kendi öğrenmesini değerlendirmesi veya yönlendirmesi noktasında sorular ekleyebiliyoruz. Tabii bunu genişletebiliriz. Yani bu, sizin de hocam bahsettiğiniz gibi öğrencilere farklı değerlendirme yöntemleri veya metotları bulmamız gerekiyor. Yani ben bir işte öğrenciye konuyu anlattım yüzde. Alın size kağıt, bunu çözün demek öğrenci için artık bence sıkıcı, öğretmen için artık sıkıcı duruma geldi. Ama soru üzerinde, video üzerinde bu sorulara verdiği cevaplarla farklı bir değerlendirme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Ve Edpuzzle'ın en güzel tarafı da öğrencilerin videoyu izlemediğini, videodaki soruları cevaplandırıp cevaplandırmadığını ve o sorulara doğru yanıt verip vermediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu değerlendirme noktasında da ben Edpuzzle kullanıcısı olarak, hatta işte bu hafta okullar başlıyor. İlk anlatacağım şey Edpuzzle uygulamasına nasıl giriş yapılır arkadaşlar diye başlayacağım dersime. Edpuzzle uygulamasını öğrencileri kaydedeceğim. Daha sonra da videolarla destekleyip ders kapsamında da daha üst bir etkinlikler yapıyoruz hocam. Dolayısıyla bu değerlendirme noktasında Edpuzzle'ın veya değişik farklı bir iki araçlarının kullanılmasını şiddetle tavsiye eden bir öğretmenim. Öyle diyeyim hocam. Evet. Tabii dersin dediğiniz gibi her aşamasında ders içinde, ders dışında kullanılabilir. Özellikle şu açıdan çok güzel. Yani bir konuyu öğrenmek açısından evde, yani biz efor sarf etmeyeceğiz sınıf içerisinde olduğu gibi. Çocuk o videolar yoluyla öğrenmeye çalışacak. Daha ileri boyutta işte eleştiri düşünme basamağına, değerlendirme basamağına, analiz basamağına, hatta belki sentez basamağına çocuğu çıkartmak istiyorsak Bloom taksonomisine göre. O zaman ona göre etkinliklerle belki sınıf içerisinde destekleyeceğiz. Veya işte yüz yüze değil de bu şekilde online bir öğrenme ise, çevrim içi bir öğrenme ise burada belki çocuklara orada öğrenemediği şeyleri öğrenip öğrenmediğini sorabileceğiz. Bu açıdan bence bu tür uygulamalar önemli. Yani çocuğa şunu da demiyoruz, yani bir, daha iyi bir rehber oluyoruz bu şekilde. Yani o aralara soru koyduğumuz veya not koyduğumuz zaman. Çünkü öbür türlü belki şu olabilir, yani işte bu videoyu izleyin gelin dediğimiz zaman çocuk eğer nasıl olsa işte Oğuzhan Hoca soru da sormuyor. Benim izleyip izlemediğimi de kontrol de etmiyor. Gerek de yok da diyebilir. Ya da kontrol etse bile ne işte soru sormazsak biz biraz önce söylemiş olduğunuz gibi videoyu açıp sonuna kadar sadece kendi kendine video dönebilir. Ama bu şekilde olduğu zaman en azından değil mi? Bir sorularla çocuğun en azından soruyu cevaplamasını bekliyoruz. Kaldı ki belki ona göre bir performans puanı da verebilir öğretmen. O puana göre de çocuk hani sadece cevaplamak için de cevaplamaz. En azından kendisini motive eder daha belki bir performans puanı alabilmek için. Bu anlamda katkısı olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Ersan Hocam el kaldırıyor ama ondan önce bir tane hocamın bir sorusu vardı. Ardından Ersan Hoca'ya söz verelim. Buyurun Can Hocam. Oğuzhan Hocam, benim şöyle bir sorum var. Okuduğum bir araştırmada OECD ülkeleri arasında en genç öğretmen nüfusuna sahip ülkenin Türkiye olduğunu okumuştum. Yani genç nüfusa sahip bir öğretmenlerimiz var. Bunların göz önünde bulunduğumuzda bu ve bunun gibi uygulamalar sizce Türkiye'de öğretmenlerimiz bunların farkında mı? Yaygın şekilde kullanıyor mu? Yani bunların farkında mı? Veyahut da bunun yaşla alakası var mı? Yok mu? Yani ben teknolojiyle iç içe, yaş ortalaması bakımından teknoloji çağına daha yakın olduğu için bu örneği söyledim ama siz bunu değerlendirebilir misiniz? Hocam şöyle söyleyeyim. Yani 10 yıllık bir öğretmenlik geçmişim var. Yani öğretmeni zorlayacak, yani öğretmeni o yola itecek herhangi bir güç olmadığı sürece öğretmenin bence bu konuda biraz daha pasif kalabildiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmen öğrenci okula geliyor. Yani ben yıllardır bunu yaptım. Öğrenci okula geliyor. Ben dersimi anlatıyorum. Ve öğrenci gidiyor. Ama işte bu uzaktan öğrenmenin artık hayatımızda yer alması öğretmenleri farklı kanallara sevk etti. Yani artık belki pandemiden önce bu soruyu sorsaydınız ben derdim öğretmenler belki de bilmiyordur. Tabii buna ilgili araştırmalar bilmiyorum yapıldı mı diye. İşte Türkiye'de 1 milyon öğretmenimiz var. 1 milyon hatta daha fazla 1,5 milyonu diyebiliriz. Bu öğretmenlerin hepsi kullanıyor mu kullanmıyor mu diye veya işte yüzde kaç kullanıyor diye bir şey söylemem doğru değil. Ama şunu söyleyebilirim. Öğretmenleri bu yola itecek farklı sorumluluklar veya işte farklı nedenler diyelim.
bizi bu şekilde geliştirecektir. Tabii ki burada işte pandemi demin de söylemiştim. Evet, fiziksel veya sosyal bize zarar verdi ama öğretmenlerin bu kanallara yönelmesinde de bence büyük bir avantaj sağladı diye düşünüyorum. Zaten öğretmen olarak bizim en büyük şey yaptığımız, hayıflandığımız nokta ya ben işte müfredatı veya işte öğretim programını yetiştiremiyorum, dersteki şu etkinlikleri zaman bulamıyorum noktasında bizim bu önerdiğimiz işte Ehpaz uygulaması ya işte Sayın Hocam sen videonu çek, derste anlatacağın kısmı öğrenciler kendi öğrenme hızlarında öğrensinler. Sen de kitaptaki veya senin bulduğun veya yapmak istediğin üst düzey etkinlikleri sınıf ortamında geniş bir zaman skalasında yap diyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Genç olmak veya yaşlı olmakla bence bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Burada öğretmeni yönlendirecek itici bir gücün olması gerektiğini düşünüyorum. Bunda kendi kişisel durumumla değerlendiriyorum. Hiçbir öğretmene böyle bir şey demiyorum. Zaten dediğim gibi bu pandemi uzaktan öğrenme sistemini bizi yapmaya mecbur etti. Yani ben kendim teknolojiyi çok seviyorum. Yani çok uğraşırım, bir şeyler yaparım ama Zoom programıyla yine tanıştım. Tanışmamın sebebi de pandemi. Yani dolayısıyla beni oraya iten güç aslında pandemi oldu. Ama işte öğretmeni de bu şekilde içsel motivasyonla beraber bu kanalları itecek. Mesela şu an bilmiyorum belki de anlattıklarımdan etkilendiniz mi etkilenmediniz mi? Bence çok güzel bir uygulama ve bilgi paylaştıkça güzel. Yani örneğin işte Can Hocam siz başka bir webinar açabiliyorsanız bizimle paylaşmanız gerekiyor. İşte ben Edpuzzle biliyordum sizlerle paylaştım. İşte bilgi paylaştıkça çoğalıyor, bilgi paylaştıkça güzel. Bu şekilde öğretmenlere ulaştığımızda da daha çok verim alacağımızı ve öğretmenlere daha çok uygulamaların duyulacağını düşünüyorum. Evet Şekrin Hanım. Teşekkür ederiz Oğuzhan Hocam. Bu aslında belki bu konuşmanın sonunda belki söyleyecektim ama şimdiden söyleyelim. Yani bence bu videonun da öğretmenlerin farkındalığını artıracak bir video olacağını ya da işte tartışma olacağını düşünüyorum bizim konuştuklarımızın. En azından belki birkaç öğretmeni bile etkileyebilirsek bizim için kar olacaktı bence. Ben Can Hoca'nın endişesini ben de taşıyorum. Bu tür uygulamaların açısından henüz daha farkındalığımızın yüksek olmadığını düşünüyorum. Hatta bunu kişisel olarak değil de birkaç akademik çalışmaya da dayandırabiliriz. Akademik çalışmalarda bu tür işte Web 2.0 araçları dediğimiz veya uzaktan öğrenme araçları dediğimiz bu araçlarla ilgili farkındalığın öğretmenlerde henüz daha yüksek olduğunu görmüyoruz. Bunu da hani bu bir gereklilik ise yükselmesi gerektiğini de ben de düşünüyorum. Sevgili hocalarım. Evet, Ersan Hoca'ya söz verelim. Merhabalar değerli hocalarım. Benim Oğuzhan hocama sorum şu olacak. Harmanlanmış öğrenmenin içerisinde etkileşim sistemlerine Edpuzzle'ın bir örnek olduğunu söyledik. Etkileşimi artırmak adına bizim sorduğumuz sorulara öğrencilerin cevap verdiğini söyledik. Etkileşimi artırmak için öğrenciler farklı soruları sorabilirler mi oradan? Biz onlara cevap verebilir miyiz acaba? Yani karşılıklı etkileşim noktasında Evet. yani bu konuda bir bilgim yok. Şu an size yanlış yönlendirmeyeyim. Ama öğretmen oraya video yüklüyor. Daha sonra öğrenci de tabii ki öğrenci kısmından oradan öğretmenle bağlantıya geçebiliyor anlık dönüt olarak. Ama yanlış anlamadıysam o soru üzerinde dönüt verilebiliyor mu diye sordunuz. Öyle bir şey bilmiyorum hocam. Ama öğretmen ve öğrenci sisteme girdiklerinde birbirlerine anlık dönütler verebiliyorlar. Anlık dönüt verme noktasında da şey avantajı var hocam. Teşekkür. Yani Edpuzzle uygulamasında öğrencinin soru hakkı olmasa bile, Edpuzzle uygulamasında öğrencinin soru hakkı olmasa bile, en azından sınıf ortamına yani online veya yüz yüze sınıf ortamına geldiği zaman öğrenciler anlamadıkları noktaları sorabilirler. Yani hocam biz sizin sormuş olduğunuz bu soruları cevapladık ama size de biz şu soruları sormak istiyoruz şeklinde en azından sınıf ortamına geldikleri zaman sorabilirler diye düşünüyorum. Ya da cevabı verme sekmesine o soruyu yazıp zaten öğretmen kontrol edecek onu. Yani bu soruyu ben cevapladım ama aklıma şöyle bir şey takıldı deyip cevabını ekleyebilir. Şimdi aklıma geldi. Not kısmı öğrencilerde var mı bilmiyorum ama oraya da yazabilir belki hani öğrenci. O şekilde bir yani zaten check edecek öğretmen bunu. Aa bakmış mı yapmış mı deyip geçmeyecek. Yani böyle güzel bir uygulamayı kullanıyorsa öğretmen zaten takipte bekliyordur diye düşünüyorum. Evet, doğru. Güzel olur yani o
çocuğun yaratıcılığını da gösterir. Cevap veriyor. Aynı zamanda cevabın yanında bir de soru da soruyor hocaya. Hocam burayı da anlayamadım şeklinde. Güzel olur, evet. Evet, Seyit Hoca bir el kaldırıyor galiba buradan. Öncelikle teşekkür ederim Oğuzhan Hocam. Güzel bir uygulama bu gerçekten. Zaten Google Classroom'la da hani sanırım içerik bağlantısı var değil mi bunun? Evet, hani mesela hocam. Google Classroom birazcık daha geniş bir kapsama sahip ya hocam. Hani buradaki mesela verdiğiniz videoları oradan hani geri dönüş istediğiniz takdirde mesela Google Classroom'da öğrencinin yazabileceği alanlar var. Öğretmenin mesela topluca mesaj atabileceği alanlar var vesaire. Hani çok daha geniş bir alan olduğu için hani bence hani oradan da öğrenci bir takım şeyler yapabilir. Ben aslında şunu söylemek için söz almak istemiştim. Edpuzzle veya diğer uygulamalar bence hiç fark etmiyor. Bizim yapmamız gereken şey bu işi hani çoklu bir hale getirmek. Yani şimdi Edpuzzle'dan elde edeceğimiz kazanımlar farklı. Mesela diğerleri farklı. Yani biz mutlaka bu dijital bir takım araçları birden fazla aracı farklı kazanımları dikkate alarak kullanmak durumundayız. Yani şöyle bir hataya da düşüyoruz bazen. Yani tek bir araçla her şeyi elde etmeye çalışmak diye bir şey mümkün olamaz. Yani burada öğretmenler hani birçok aracı farklı amaçlara hizmet etmek için kullanmak durumundalar bence. Mesela ben de şeyi önereceğim. H5P diye bir program var. Mesela onu yüklüyorsunuz sisteme. Hatta bu EBA'nın hizmetçi eğitimlerinde de var. Dijital içerik geliştirme ile ilgili. Mesela inanılmaz güzel bir program. Yani burada mesela sizin Edpuzzle'daki hani sadece çoktan seçmeli ve şey ekleyebiliyorsunuz ya işte belki metin ekleyebiliyorsunuz vesaire. Hani Melek Hocam'ın söylediği gibi oraya mesela istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Link ekliyorsunuz, öğrenci oraya gidiyor. PDF ekliyorsunuz, öğrenci onu indirebiliyor. Ya da işte mesela kavram haritası oluşturabiliyorsunuz. Yani herhangi bir resmin içine, herhangi bir videonun içine, yani kendi çektiğiniz bir video var. Mesela oraya durdurup sorusunu soruyorsunuz. Seçenekleri işaretliyorsunuz. Hatta öğrenci kendi görüyor. Burada öyle bir şey yok galiba değil mi hocam? Mesela işte çoktan seçmeli de vesaire de hani mesela doğru ya da yani değerlendirmesini yapabiliyor mu anlık? Mesela kısaca evet, yanıtlı ya da aynı şekilde. Evet, hani hocam, öğrenci anlık görebiliyor mu cevabı? Aynen görebiliyor hocam. Yani yanlış mı yapmış, doğru mu yapmış net bir şekilde görebiliyor. Yani Seyit hocam aslında burada temel mantığımız farkındalık kazandırmak. Onlarca web araçları var. Bunlardan evet, bir tanesi de Edpuzzle. İşte Google Classroom, Edmodo, Beyaz Pano gibi, Patnes'in demin söylediğiniz gibi birçok uygulama var. Bizim temel mantığımız bu görüşmelerle bir farkındalık kazandırırsak aslında camı camında o endişesine bir nebze olsun çözüm üretebiliriz diye düşünüyorum Seyit Hocam. Burada da şey var mesela işte hani EBA ile ilgili biz bilmiyorum sizlerde nasıl ama bizde sürekli böyle haftalık işte belli periyotlarda kim ne kadar girdi diye bir istatistik yayınlanıyor. Bu da bir yerde öğretmeni onu kullanmaya mecbur bırakıyor. Yani aynı şekilde öğretmenler için bu dijital yetkinliklerini geliştirmek, dijital anlamda farkındalık oluşturmak için bence böyle işleyen, ilerleyen bir motivasyon sisteminin olması gerekiyor. Bizde mesela hani hiç kullanamayacağını düşündüğünüz öğretmen grupları bile bir şekilde sürece dahil edildi bu yolla. Hani bunun da tabii uygun olup olmadığı tartışılır ama hani bu tarz öğretmeni dijital becerilerini geliştirmek noktasında hani zorlayıcı bir çarkın, bir sistemin olması gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam haklısınız. Kesinlikle aynı kanaatteyiz Seyit Hocam. Teşekkür ediyorum. Belki performans puanı falan verilebilir öğretmenlere güdülemek anlamında. Edpuzzle kullanana şu kadar puan. Olur mu bilmiyorum tabii. Ama anladığım kadarıyla öğretmenlerin iç motivasyon açısından belki işte Oğuzhan Hoca gibi Hasan Hoca'yı da öyle biliyorum ben. Biraz daha teknoloji sever olması lazım ki ona yönlenebilsin. Ya da işte Seyit Hoca'nın da söylemiş olduğu gibi Oğuzhan Hoca da söyledi. Dıştan motive etmek lazım öğretmenleri anladığım kadarıyla. Yani bu böyle bir şey görüyorum. Var mı hocam, Oğuzhan Hocam ilave edeceğiniz? Yok hocam, başka arkadaşlarımız soru soracaksa sorular cevaplandırabilir mi hocam? Anladım. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sanırsam soru yok başka.
Evet, sunum için tekrar teşekkür ederiz Oğuzhan Hocam. Gayet keyifli bir sunumdu. Soru cevap için de teşekkür ediyoruz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınız için. Umarım bu iki şeyle birlikte, yani bizim pazar buluşmalarını takip eden öğretmenlerimiz en azından bu iki sunumu, hem sunum kısmını hem de soru cevap kısmını izledikleri zaman belki etkilenirler. Birazcık daha biz öğretmenlerimize faydalı bir farkındalık yaratmış oluruz sevgili arkadaşlarım. Evet, o zaman kapatıyorum pazar buluşmalarını bu hafta. Hepinizin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir pazar buluşmasında görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.